Tasarım bittikten sonra tasarım sonuçlarını tek tek elemanlar için bakabiliriz. Ya da tasarım oranlarına göre elemanları renklendirerek çizer ve tek bir bakışta tüm modelin nereleri kritik, nereleri kritik değil onu anlayabiliriz. Ya da tüm tasarım sonuçlarını bir rapor halinde yazdırabiliriz. Bunun için dosya menüsünden raporlara giriyoruz ve burada analiz ve tasarım alt menüsünden metin raporların adlı komutu çalıştırıyoruz. Burası daha önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi hem model girdi datasını, verisini hem de analiz sonuçları verisini yazdırmak için de kullanılıyor. Aynı zamanda tasarım sonuçları verisini de yazdırmak için kullanıyoruz. Tasarım sonuçlarını yazdırmak için burada tasarım dosyasını yarat adlı bu kutucuğu işaretledikten sonra bir dosya seç, dosya yeri gösteriyoruz ve dosya adı veriyoruz. Bunu yaptıktan sonra burada tasarım sonuçları ile ilgili yazılmasını istediğimiz veri tiplerini işaretliyoruz. Örneğin tüm elemanlar için özet bir tablo bastırabiliriz. Her bir eleman için tek tek detaylı tasarım sonuçlarını bastırabiliriz. Ayrıca ağırlıkları ve tasarım oranlarına göre ağırlıkların dağılışını içeren tasarım performansını da bastırabiliriz. Bu arada buradaki kutucuk sadece seçilenler adındaki bu kutucuk işaretli değilse tüm model verisi dosyaya yazdırılır. Eğer bu kutucuk seçiliyse sadece seçili elemanların verisi dosyaya yazdırılır. Seçili olmadığı için tüm modelin verisi dosyaya yazdırılacak. Tamam diyorum. Dosyaya yazdırıldı. Gidip hemen dosyaya bakalım. Dosya oluşmuş. Evet, burada yapının ağırlığı her çubuk elemanın tipine göre, yapısal eleman tipine göre toplam ağırlıkları ve yüzdeleri, ağırlık dağılımı şeye göre, tasarım oranları aralığına göre ağırlık dağılımını görüyoruz burada. Ve aşağıda da detaylı tasarım sonuçları yazılıyor. Her bir frame için. Burada frame'in kimlik numarası yazılı. Profil tipi, eleman tipi ve o eleman için hangi yük durumu kritik, yük kombosu kritik ve o kritik olan lokasyon yani konum elemanın başlangıç noktasına göre ne kadar uzakta ve o noktadaki değerler tasarım oranları ve ayrıca diğer stres oranları, gerilme oranları her bir eleman için yazılmış durumda. Özet bilgiyi de bir yazdırıp görelim. Tekrar modelime dönüyorum ve tekrar raporlar, analiz ve tasarım metin raporları. Bu sefer sadece özet bilgiyi yazdırayım ve dosya ismini de değiştiriyorum. Tamam dedim. Evet, özet bilgi sadece her eleman için, her çubuk elemanı için tasarım oranlarını eksenel ve her iki eksendeki eğilme ve toplam tasarım oranlarını ve kesme kuvveti tasarım oranlarını içeriyor. Bu şekilde tasarım raporlarını metin dosyasına yazdırabilir. Dilersek buradan da Excel'e veya Excel aracılığıyla diğer yazılımlara aktarabiliriz.